Herkese merhabalar. Anlatım bozuklukları ile LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. LGS sayısal ve sözelde Türkçe'ye başladığımızda zaten Türkçe ile başlayacağız değil mi? Ben Tomguşum? matematikle başlayacağım hocam. Hayır Tonguç'um sen matematikle başlayamazsın. Çünkü matematik ikinci oturumda olacak. İlk başta Türkçe yani sözel bölümüne başlayacağız. Türkçe, inkılap, din ve İngilizce ile başlayacağız. Sonra ara olacak. Ardından sayısalda da matematikle değil, fenle başlamanı tavsiye ediyorum. Neden hocam? Neden diyorsun sebebini söyleyeyim. Çünkü önce kolay olduğu yerden başlamamız lazım. Fenle iyi yapıp sonra matematiğe geçmemiz lazım. İşte LGS Türkçe'ye başladığımızda bize muhtemelen... Çoğunlukla paragraf soracaklar. Dolayısıyla bizim bol bol paragraf çözmemiz gerekiyor. Biz o yüzden sizlere paragrafta son nokta paragraf on olan, paragraf öneriyoruz. Ama bugün öğreneceğimiz konu dil bilgisindeki konulardan biri anlatım bozukluğu. Buradan da soru gelebilir. Uzun zamandır sorulmadı ama gelebilir. Biz de bu konuyu sana detaylı bir şekilde anlatmak istedik Tonguç'um. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın o zaman arkana yaslan. Emniyet kemerini bağla. Güzel bir şekilde bu keyifli bulmaca gibi olan konuyu birlikte öğrenelim. Bak şimdi Tongül demiş ki, bence buraya gidelim baksana ne yazıyor diyor. Diş hekimi çetin diş çeker demiş ki, ağrısız diş hekimi. Sen ne demişsin? İyi de ben ağrımayan dişlerimi çektirmek istemiyorum Neden ki. Neden böyle diyorsun? Çünkü bak diş hekimi demiyor, dişi ağrısız çekmiyor. Ağrısız diş çekiyormuş gibi oluyor. Sen de diyorsun ki doğal olarak, Allah Allah benim ağrımayan dişimi niye çekiyor ki bu diyorsun. Sadece ağrıyan dişlerimi ağrısız bir şekilde çeksin. İşte burada kelimenin yanlış yerde yazılması bazen bu şekilde anlatım bozukluğuna sebebiyet verebiliyor. Şimdi bugün öğreneceğimiz konu çok keyifli, çok güzel, tam bir bulmaca gibi bir konu ama dikkatli olmazsak kaçırabileceğimiz sorular var içerisinde. Şimdi birincisi bir anlama dayalı anlatım bozukluğu var. Bir de dil bilgisine dayalı anlatım bozukluğu var. Dil bilgisine dayalı anlatım bozukluğu adeta bir lokum. Yani içerisinde virgül bulunan ...ve bağlıcı bulunan cümlelerde iki salla bir bağla yapacağız. İki salla bir bağla dedik. Aynen iki salla bir bağla. Bu cümleyi çok seveceksin Tonguç'um. Bu tarafta ise yani burada iki salla bir bağla yapıyoruz dedik. Bu tarafta ise cümlenin içerisindeki gereksiz sözcüğü ya da yanlış anlamda kullanılan ya da yanlış yerde kullanılan ya da çelişen sözcüğü bulmak birazcık dikkat edecek. Gel istersen hemen videomuza başlayalım. Şimdi önce dil bilgisiyle başlayalım. Burası kolay kısım. Ne demiştik buradaki yöntemimize? İki salla bir bağla. Aynen iki salla bir bağla. Bak şimdi. Bu kit artık seviyor, güveniyoruz demiş. Şimdi Burada virgül var mı? Var hocam. Ve bağlacı da var. Bağ fiil de var yani fiilimsi. Ama bağlacı var. Demek ki biz böyle şeyleri gördüğümüz zaman dikkat edeceğiz. Diyeceğiz ki Buket'i seviyor, Buket'i güveniyoruz. Aa Buket'i seviyoruz diyebiliriz. Bak Buket'i seviyor olur ama Buket'i güveniyor olmaz ki. Ona güveniyoruz dememiz lazım. Veyahut da Buket'i artık seviyor ve güveniyoruz da olmuyor. Buraya ve bağlacı koyunca gene hata düzelmiyor. Niye? Çünkü Buket'i seviyor diyebilirsin ama Buket'i güveniyoruz olmaz. Ona güveniyoruz dememiz lazım yine. Yani Buket'i güveniyoruz. Buket'i güveniyoruz diyemiyoruz. Burada yine sevip demiş. Yani seviyor ve seviyor virgül yerine sevip diye bağ fiil yapmış. Yine durum değişmiyor. Buket'i sevip diyebilirsin ama Buket'i güveniyoruz diyemiyorsun. Yine Buket'i artık sevip ona güveniyoruz demen lazım. Yani demek istediğim şey şu. Burada virgül de olsa, bağlaç da olsa, bağ fiil de olsa... ...iki salla bir bağlı yaptığımızda ikinci sıradaki ifade özeyle uyuşmuyor. Ve burada dolaylı tümleç eksikliği oluşuyor. Buket'i uzun zaman... İkinci sıradaki ifade bu kelimeyle uyuşmuyor. Dolayısıyla burada dolaylı tümleç eksikliği oluşuyor. Yer tamlayıcı eksikliği oluşuyor. Mesela bu uzun zamandır tanıyor ama güvenmiyoruz. Bu güvenmiyoruz. Olmuyor ama ona güvenmiyoruz dememiz lazım. İşte sen böyle içerisinde virgül olan, V olan, bağ fiil olan yani fiilimsel olan cümleleri görünce ne yapacaksın? Aha aha aha. Aynen dediğin gibi. Aha 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 demen gerekiyor. Ha 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 diye dikkatli bakman gerekiyor. Şimdi önce kolay kısmına başlayalım. E, dil bilgisayarında yalan anlatım tutukluluğa başlayalım. Nesne eksikliği. Şimdi iki sağla bir bağlı yaptığında onu eksikse burada nesne eksikliği vardır. Bak şimdi onunla görüşmek istedim. Onunla bulamadım diyemiyorsun. Ne demen lazım? Onu bulamadım demen lazım. O zaman burada onu eksik yani nesne eksikliği var. Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor. Konunun aydınlatıyor diyemezsin. Onu aydınlatıyor ya da konuyu aydınlatıyor demen lazım. Yine nesne eksikliği var. Öğrencilere yardımcı olup öğrencilere yönlendirirdi. Olmuyor. Öğrencilere yardımcı olup onu ya da onları yönlendirir dememiz lazım. Dolayısıyla onu, seni, onları gibi şeyler eksik olursa ne eksikliği var. Yer tamlayıcısında ise ona, işte size, sizde, ede denli şeyler eksik olacak. Bak şimdi. Seni defalarca aradım ama seni ulaşamadım. Ha? Seni ulaşamadım değil. Sana ulaşamadım. Bak. E, D, de denli eksikler. Yani e, yer tamlayıcı eksikliği olacak. Sana ulaşamadım. İçeri girip çıkarken ses zorunuz. Bak içeri girip İçeri çıkarken değil, içeriden çıkarken veya içeri girip içeriden çıkarken ee, dememiz lazım. Burada yine dola yer tanımlısı eksikliği var. Kazanan öğrenciyi belirledik, kazanan öğrenciye ödül verdik. Hayır, ona ödül verdik dememiz lazım. Yani kazanan öğrenciye ödül verdik dememiz gerekiyor. Zar tanımlayıcısı eksikliğinde ise onunla sözcüğü ya da zaman bildiren ifadeler eksik olacak. Mesela kardeşini çok sever diyebilir miyiz? Evet hocam. Peki kardeşini hiç anlaşamazdı diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Olmuyor. O zaman kardeşini çok sever ama onunla hiç anlaşamaz dememiz gerekiyor. Burada zarf tamlayıcısı eksikliği var. Durmadan çalıştı, durmadan dinlenmedi oluyor. Bak şimdi durmadan çalıştı olur ama durmadan dinlenmedi olmaz. Hiç dinlenmedi demek gerekiyor. Burada da hiç zarfı eksik. Özne eksikliğinde de cümlenin öznesi olmuyor. Özne nerede diyeceksin? Bak şimdi bu tür dergilerin sayısı arttıkça okumaz olur. Şimdi ne okumaz olur? Dergiler hocam. Çok güzel söyledin. Dergiler okumaz olur. Ama burada dergilerin sayısı yazıyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bu tür dergilerin sayısı arttıkça dergiler okunmaz olur dememiz lazım. Veyahut da onlar okunmaz olur dememiz lazım. Burada özne eksikliği var. Orçun'un kolu kırıldığından okula gitmedi. Orçun geldi hocam okula. Ya yani sizin okuldaki Orçun gelmiş olabilir. Biz başka bir Orçun'dan bahsediyoruz. Yani sen niye Orçun geldi diyorsun ki? Şimdi Orçun'un kolu kırıldığından okula gitmedi. Şimdi kim okula gitmedi? Orçun okula gitmedi. Ama burada Orçun'un kolu kırıldığından Orçun'un kolu okula gitmedi gibi oluyor. Halbuki şöyle olması lazım. Orçun'un kolu kırıldığından o okula gitmedi. Veyahut da Orçun okula gitmedi dememiz gerekiyor. Şimdi yüklem eksikliğine bakalım. Bu sefer de iki sağla bir bağla yaptığımızda yüklem eksik olacak. Şimdi kardeşine karşı sabırlı ve onu üzmemelisin. Kardeşine karşı sabırlı üzmemelisin oluyor. Kardeşine karşı sabırlı olmalısın. Bak burada olmalısın yükleme eksik. Ve onu üzmemelisin. Bazı öğrenciler hiç, bazıları ise çok çalışıyor. Bazıları çok çalışıyor diyebiliriz. Peki bazı öğrenciler hiç çalışıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz hocam. Anlamsız olur diyemeyiz. Bazı öğrenciler hiç, çalışmıyor dememiz lazım. Bazıları ise çok çalışıyor dememiz lazım. V'yi görünce virgülü görünce iki sağla bir bağla yapıyoruz. Şahıs uyuşmazlığı da özellikle uyuşmazlığının bir bölümü. Aynı zamanda tekillik çoğuluk uyuşmazlığı ve olumluluk olumsuzluk uyuşmazlığı da var. Bak şimdi. Buradaki mantığımız şu. Yine virgülün bağlacının olduğu cümlelere dikkat edeceğiz. Ben kendi odama Fatma kendi odasına yattı. Şimdi Fatma kendi odasına yattı diyebiliriz. Ama ben kendi odama yattı olmuyor. Ben kendi odama yattım. Fatma da kendi odasına yattı demen lazım. Veya şöyle diyebilirsin. Yattık demek gerekiyor. Yani biz olması gerekiyor. Çünkü Türkçe'de ben ve sen, ben ve o, ben ve siz birlikte özne olursa yüklem biz olur Tonguç Eladım Dolayısıyla burada yattı değil yattık dememiz gerekiyor. Son durağa geldiğimizde otobüste bir ben bir de o yaşlı adam kalmıştı. Şimdi yaşlı adam kalmıştı diyebilirsin ama bir ben kalmıştı olmaz. Dolayısıyla son durağa geldiğimizde otobüste bir ben bir de o yaşlı adam kalmıştık dememiz gerekiyor. Niye? ben ve o birlikte özne olduğunda yüklem biz olur. Tekillik çoğuluk uyuşmazlığında da cümlenin yüklemindeki lerlara dikkat etmen gerekiyor. Şimdi nerede çokluk orada? Orada lerler. Aynen nerede çokluk orada lerler demiştik ama her zaman değil. Şimdi mesela kalemler renklidirler diyemezsin. Veyahut da ellerim ağrıyorlar diyebilir misin? Hayır hocam. Diyemezsin. Bazı şeyler lerler iki almıyor bazı yüklemler. Mesela bu tür duygular gözlerimi yaşartırlar diyemezsin. Yaşartır demen lazım. Kuzular oradan oraya koşuyorlar diyemezsin. Kuzular oradan oraya koşuyor demen lazım. Halk meydanda toplandılar diyemezsin. Halk meydanda toplandı demen lazım. Hepsi söylediklerimi tizlikle yaptılar diyemezsin. Hocam ya, bunun lazım. taktiği var mı? Anlatabilir misin? Hemen mi söyleyeyim bunun kuralını taktiğini. Türkçe'de cansız varlıklar, hayvanlar, bitkiler çoğu yüklemle kullanılamaz. Topluluk isimleri belgesiz zamirler de çoğulluklarını kullanamaz. Ama öğrenciler geldiler diyebilirsin. Öğrenciler geldi diyebilirsin. Ama kuşlar uçuyorlar diyemezsin. Kuşlar uçuyor demen gerekiyor. Olumluluk olumsuzluk uyuşmazlığında da eğer öznemiz herkes gibi hepsi gibi bir olumluluk bildiren özne ise yüklem olumlu olmalı. Eğer hiçbiri gibi kimse gibi olumsuzluk bildiren bir özne ise yüklemde olumsuz olmalı. Bak şimdi herkes dersi dinliyor diyebilirsin herkes çıt bile çıkarmıyordu diyemezsin. Buraya kimse çıt bile çıkarmıyor demen lazım. Yine virgülün olduğu yerde ne yaptık? İki salla bir bağla. Aynen. İki salla bir bağla yaptık ama bulamadık. Herkes ders dinliyor oluyor. Herkes çıt bile çıkarmıyor da olmuyor. Buraya kimse lazım. Özneyle yüklem uyuşmuyor. Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış. Olur bak hiç kimse anlatmamış diyebilirsin. Olumsuz olumsuz. Onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı. Hiç kimse onu oyalamıştı olmaz. Herkes onu Yalan yanlış sözlerle oyalamış demen lazım. Hiç kimse eksi, anlatmamış eksi. Oyalamış da artı, herkesin de artı olması lazım. Özellikle uyuşmazlığı olmaması için. Tamlama yanlışlıklarına baktığımızda yine ikisi ala bir bal yapıyoruz. Bak şimdi. Ekonomi alanında kararlar alındı diyebilirsin. V'nin olduğu yerde bir öncesine bir sonrasına bakıyoruz. Ekonomi alanında kararlar alındı diyebilirsin. Peki siyasi alanında kararlar alındı olur mu? Olmadı ya. Olmaz. Niye? Çünkü siyasi sıfattır, ekonomi isimdir. Ve sıfatlar ve isimler aynı tamlanana bağlanamaz. Yani V'yi gördüğün zaman dikkatli olacaksın. Şimdi bazen de iki sağla bir bağlı yaptığında onun yani tamlayan eksik olur. Hatırlarsan isim tamlamalarında bir tamlayan vardı. Bir de tamlanan vardı. Sözünü ettiğiniz yere ne gittim ne de adresini bilirim. Bak sözünü ettiğiniz yere gittim diyebilirsin ama sözünü ettiğiniz yere adresini bilirim. Sözünü ettiğiniz yere ne gittim ne de onun yani sözünü ettiğiniz yerin adresini bilirim demesi lazım. Dolayısıyla burada da tamlayan eksikliği var tonuçun. Ekeylem eksikliğinde de bu sefer idi, imiş, yani yedin sınıftan hatırlarsın bunu idi, imiş, dir gibi ekeylemler eksik olacak. Bak şimdi. Emre çok akıllı ama dikkatli değildir. Şimdi Emre dikkatli değildir tamam bunu anladık ama akıllı mı değil mi? Akıllı hocam. Akıllı diyorsun ama böyle şu burada akıllı yazmamışsın. Akıllı yazmışsın ama Emre akıllı değildir gibi anlaşılıyor. O yüzden buraya dir koyman lazım. Emre çok akıllıdır ama dikkatli değildir demen lazım. Yani buradaki değildir'i. Buraya kullanıyorsun. Buraya kullanmıyorsan buraya ayrıca dır yazman gerekiyor. Onlar eşyaları indiriyor. Biz de yukarı çıkarıyorduk. Şimdi biz yukarı çıkarıyorduk diyebilirsin. Ama onlar eşyaları indiriyorduk oluyor. Olmaz. Onlar eşyaları indiriyordu. Biz de yukarı çıkarıyorduk dememiz lazım. Buradaki iki eylemi de kullanmamız gerekiyor. Çatı uyuşmazlığında da etken ve edilgenle dikkat edeceğiz. Mesela insan başarılı olursa hayattan zevk alınır. Zevk alınır edilgen. Bak başka tarafından zevk alınır. Ama olursa etken. O zaman bir karışıklık oluyor. İnsan başarılı olursa hayattan zevk alır demesi lazım. Yani etken yapması lazım. Doktora muayene olunarak sağlık raporu alabilirsiniz. Allah Allah. Alabilirsiniz etken. Olunarak edilgen. E, uyuşmuyor çatılar. Çatı uyuşmazlar. var. O zaman doktora muayene olarak sağlık raporu alabilirsiniz. Hemen gerekiyor. Tonguç Elad'ı benim. Filmsini hatırlıyor musun Tonguç? Um? Hatırlamak bile istemiyorum hocam. Hatırlamak ya. bile istemiyorsun ama çok kolaydı hatırlarsan. Ne yapıyorduk? Öncelikle yüklemi buluyorduk. Sonra geriye kalanlardan mame iki alanlara bakıyorduk. Şimdi bazen fiilimsinin yanlış kullanımı olabiliyor. Mesela vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını sağlayacaklar. Şimdi burada yüklemimiz sağlayacaklar. Fiilimsimiz hangisi? Toplanacağını. Harikasın. Fiilimsimiz toplanacağını. Ama bir kulağa tırmalıyor. Ne dememiz lazım? Vergilerin yeni sisteme göre toplanmasını, toplanmasını sağlayacaklar demesi lazım. Buradaki ek yanlış olmuş. Fiilimsi yanlış kullanılmış. Şimdi geldik anlama anlamadığı anlatım bozukluklarına. Burada da artık biraz daha bulmaca keyfi artıyor. Öbüründe iki salla bir bağla yapıyorduk. V'leri, virgülleri kontrol ediyorduk. Burada da ne yapacağız? Bu sefer anlama bakacağız. Şimdi annem her sabah bize portakal suyu sıkar. Buradaki gereksiz kelime hangisi Tonguç Eladır? Her yani. sabah. Hayır her sabah gereksiz olamaz. Çünkü her sabah mı sıkıyor, akşam mı sıkıyor, öğlen mi sıkıyor, kahvaltı mı sıkıyor bu belli. Annem her sabah bize portakal sıkar demesi yeterliydi. Çünkü portakalın suyunu sıkmıyor. Portakalın kendisini sıkıyor. Portakalın suyunu sıkarsa bu sefer konsantresine ulaşır yani. Anne sana portakal sıkıyor sadece. Su gereksiz. Emre bana gizli sırlarını anlatacak. Buradaki gereksiz olan şey ne Tonguç'um? Emre hocam. Hayır canım Emre gereksiz olur mu? Emre mi anlatıyor, Ahmet mi anlatıyor? Bunu bilmemiz lazım. Emre bana sırlarını anlatacak demen lazım. Zaten sır gizlidir. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla portakalı sıkıyorsan zaten suyunu sıkıyorsundur. Sırlar zaten gizlidir diye gerek sözcükleri bulacaksın. Bazen de sözcük gereksiz değildir ama yanlış anlamda kullanılmıştır. Fiyatlar pahalı olduğundan satışlar durgun. Bak bu çok zor bir örnekle örnektir Tonguç'um. Şimdi Fiyatlar pahalı olmaz, ürünler pahalı olur. Fiyatlar yüksek olduğundan demesi lazım. Yani diyelim ki örnek veriyorum, şu telefonun fiyatı pahalı olmaz. Bu telefon pahalı olur. Bu telefon pahalı olur ya da ucuz. Hocam olur. telefonunuz Çin malı, çakma değil evet, mi? Bu çakma Çin doğru, haklısın, gerçek değil. Çak, çakma Çin olduğu için bu ucuz. Şimdi bak, fiyatlar pahalı olmaz. Fiyatlar düşük ya da yüksek olur. Ürünün kendisi yani telefonun kendisi ucuz ya da pahalı olur. Bu Çin olduğu için ucuz. Sıkıntı yok. Şimdi. Yeliz derslerde çok çekimser davranıyor. Çekimser değil de ne dememiz lazım? Çekingen davranıyor demeliyiz. Harikasın. Çekingen davranıyor dememiz lazım. Muhteşemsin Tonguç'um. Yeliz derslerde çok çekimser değil, çekingen davranıyor dememiz lazım. Şimdi bazen de sözcük yanlış yerde kullanılabilir. Mesela dersimizin başına yaptığımız gibi hani ağrısız diş çekilir dedik ya halbuki diş ağrısız çekilir olması lazım. Burada da ağrısız kulak delinir değil de kulak ağrısız denir demek gerekiyor. Yani kulakla ağrısızın yeri değişmesi lazım. Alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı. Şimdi, alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine değil. Alınan bu karar savaşta daha çok askerin ölmesine yol aç demek lazım. Niye? Çünkü asker bir kere ölür. Bizim askerimiz ölürse ne olur? Şehit olur. Harikasın. bizim askerimiz ölürse şehit olur. Ama burada daha çok ölmesi nasıl? Ölüyor ki bir daha ölüyor. Bir daha böyle bir şey olamaz ki. Alınan bu karar savaşta daha çok askerin ölmesine demesi lazım, yer değiştirmesi lazım. Yüzme en iyi denizde öğrenilir. Burada da yüzme denizde ...en iyi öğrenilir dememiz lazım. Niye? Çünkü en iyi denize yani Karadeniz'de, Marmara'da değil, Ege'de değil, Akdeniz'de öğrenilir gibi bir anlam çıkıyor. Halbuki doğrusu şu, yüzme havuzda değil, denizde en iyi öğrenilir. Çünkü Türkçe'de en başa özne gelir Tonguç'un, um, en sona yüklem gelir, en kural cümleden bahsediyorum. Sonra nesne, sonra yer tamlayıcısı, sonra zarf tamlayıcısı gelir. Bu sırayı bozduğun zaman bazen altı bozuk olur. İşte bunların da temel sebebi bu. Birbiriyle çelişen sözcüklerin kullanılmasına baktığımızda elbette mutlaka şüphesiz gibi ifadeler kesinlik bildirir. Galiba belki tahminimce bunlar ise bir olasılık bildirir. Şimdi elbette bize bugün belki gelir. Şimdi elbette yüzde yüz demek öyle değil mi Tonguç'um? Peki belki yüzde elli hocam. Yüzde elli. Şimdi yüzde elli ile yüzde yüzü aynı cümlede kullanırsan çelişki olur. Elbette bize bugün belki. Ne diyorsun ya? Genellikle aynı hata yapıyorum bak. Burada da genellikle nedir? Yüzde elli demek. Yüzde elli yine. Peki hep nedir? Yüzde yüz demek hocam. Yüzde yüz bak. Hep yüzde yüz demek. Genellikle yüzde elli demek. E bu sefer gene elli ile yüz 100... yan olmuyor. Kafa karışıyor. Genelde aynı hata yapıyorum dememiz lazım ya da hep aynı hata yapıyorum dememiz lazım. Aşağı yukarı tam beş kişi vardı. Şimdi aşağı yukarı yani aşağı yukarı yüzde elli yüzde elli. Tam tam. E kafa karışıyor. Dolayısıyla tam mı aşağı yukarı mı? Bunlardan biri çelişiyor. O yüzden burada çelişki var Tonguç'un. Bu ne? Bu ne yani? Bazen de cümlede deyimler yanlış kullanılır. Çok anlayışlı birisidir her şeye burun kıvırır demiş. Bu sence mantıklı mı? Mantıksız hocam. Mantıksız. Çok güzel söyledi. Niye? Eğer anlayışlı birisiyse hiçbir şeye burun kıvırmaması lazım. Yani burun kıvıran kişi anlayışsız demek. Yani işte beğenmiyor. Aman aman diyor. Halbuki sen anlayışlı diyorsun. Deyim yanlış kullanılmış. Çok anlayışsız birisidir demen lazımdı. Mantık hatasına baktığımızda da burada esasen sözcüğün yanlış yerde kullanılması gibi bir mantık hatası oluşuyor. Şöyle ki beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse ölüme hatta sarhan ulaşabilir diyor. Şimdi sarhan ile ölüm yer değiştirmesi lazım. Niye? Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse sarı hatta ölüme yol açabilir demesi lazım. Çünkü hatta'dan sonra daha tehlikeli olan gelmesi gerekiyor. Mesela bununla alakalı daha güzel bir örnek vereyim. Bırakın ee, bırakın berabere kalmayı bırakın berabere kalmayı yenmemiz bile zordur İngilizleri. Buradaki mantık hatası bariz var değil mi Tomucuğum? Evet hocam mantık hatası var. Evet ben de senin aynı fikirdeyim. Mantık hatası var. Niye? Çünkü bırakın yenmeyi beraber bile kalmak zordur İngilizler Yani biz İngiltere'ye hep yenilmişiz. Dolayısıyla bırakın yenmeyi beraber evle kalmak demek lazım. Halbuki tam tersi söylüyorum. Bırakın beraber kalmayı yenmemiz bile zordur. Nasıl yani ya? Yenmek daha zor. Dolayısıyla şimdi bu konu alakalı az önce söylediğim gibi LGS Sözel başladığında çok iyi yapmak için ne yapacağız? Taktikli Türkçeden, Dinamo Türkçeden, Zoru Bankası Türkçeden süper sorularımız var. Anlatım bozukluğu alakalı. Bunları mutlaka çözmeni tavsiye ediyorum Tonguç'um. Hiçbir soruyu kaçırmaman için. Hemen şurada bak. Anlatım bozukluğu testleri burada. Burada aynı zamanda ekstra dijital sorularımız da var. Taktikli Türkçe'de yine bu konuyla alakalı süper sorularımız var. Burada yine ekstra dijital soruları da çözmen istiyorum. Ve son olarak Dinamo Soru Bankalarımız'da da ekstra dijital sorularla bak. Anlama anlatım bozuklukları, dil bilgisayar anlatım bozukluklarının hepsini burada sayfa sayfa güzel güzel hazırladık. Buradan da çözmeni istiyorum. Yine dijital soruları çözmen lazım. Ama LGS Türkçe'de süper süper netlere ulaşmak istiyorsan mutlaka paragrafta son nokta, paragrafon ve paragrafons gibi kitaplarımızdaki bütün paragraf sorularını bitirmen lazım. Çünkü paragraf sadece Türkçe dersi için değil, diğer derslerde yüksek netlere ulaşmanı sağlar. Hatta matematikte bile soruları daha iyi anlamanı sağlar. O yüzden biz ne diyoruz? Türkçe eşittir, paragraf diyoruz. Şimdiden derslerinde iyi çalışmalar diliyorum Tonguç'um. İnşallah LGS'ye giden yolculukta en yüksek netleri sen yaparsın. Arkadaşlarla beraber ödülü sorumuzu yap, yorumları yap. Görüşürüz hocam.